doğa sporlarını ön plana çıkarmak ve İnegöl'ü bu alanda söz sahibi bir konuma getirmek amacıyla Doğa Sporları ve Turizm Merkezi Dostum projesi kapsamında hayata geçireceği okçuluk kursunda eğitimler tüm hızıyla sürüyor. Kursa giden öğrenciler Kültür Park içerisinde bulunan belediye spor salonunda eğitimlerine devam ediyor. Eğitim alan öğrencileri ziyaret eden belediye başkanı Anur Aktaş bir süre kursa katılanlarla sohbet etti. Daha sonra yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Aktaş şunları söyledi. Kasım 2016'dan sonra yoğun bir şekilde faaliyet ve çalışmalarımız devam ediyor. 12 branşımızdan okçuluk biliyorsunuz. Okçulukla alakalı ilk tur eğitimlerimiz başladı. 3 Aralık 2016 tarihinde. Okçuluk hocamız Sayın Erdoğan. Okçuluk tabii açıkçası ata sporumuz. Çok da iyi gören bir spor. Ve biz İnegöl'de bundan alakalı çok ciddi talep aldık. İş bölümünde sadece büyükler alıyoruz. 4 grubumuz var, 10'ar kişilik gruplardan 40 kişilik. Ama Mart ayı itibariyle çocuklarımızla alakalı da başlayacağız. Çocuklarımızdan kabiliyetli olanları da biz nasip olursa milli takım seçimleriyle alakalı da değerlendirmek istiyoruz açıkçası. Bu manada ilgilenen, bununla alakalı anlatan insan kişilerle ben dostuma müdahale etmeye hafta içi ve hafta sonu gruplarımızla katılımcılarımıza ulaşımla alakalı kolaylıklar da sağlıyoruz. Tabii kış dolayısıyla eğitimli olacak olan belediye spor salonunda kolaylıklar. Nasıl olursa 3 aylık 36 saatten oluşan eğitimlerimiz Mart başı itibariyle sona erecek. Arkadaşlarımızla sertifikalarını vermiş olacağız. Konuşmasının ardından Başkan Aktaş elini ok ve yayı alarak hedef tahtasına nişan aldı. Yeter. Bu da zormuş ya. İlk atışında başarılı olamayan Aktaş, ikinci atışında ise hedefi tam 12'den vurdu. Olsun, hedef vurulmuş demek. Bırakalım artık. Evet, bundan sonra dersleri vermiyor.